Cemil abi dedim, ben dedim, ben söz verdim, ben Galatasaray'dım dedim, Galatasaray'da oynayacağım dedim ya. Oğlum dedi, kaç para veriyor Galatasaray? Bir fazlası dedi. Şut idmanı var, her gelen futbolcu vuruyor, kalede Alper, gol oluyor. Özkan Hoca çıldırıyor, eh diyor, Alper çık dışarı diyor. Malzemeci diyor ki, bana diyor bir tane tahta getirin diyor. Tahtayı tam diyor kalenin ortasına koyuyor. Sıra Lemi'ye geliyor, Lemi de bir vuruyor tahtaya. Alper! Sevgili seyirciler, Atakan Kurtu ile Futbol Anıları programının bu haftaki konu Soner Tolunguç. Sarıyer, Kahramanmaraş, Galatasaray, Trabzonspor formalarıyla uzun yıllar oynadı, şampiyonluk yaşadı, kupalar yaşadı ve tabii onu özellikle Okan Buruk'un ayağının kırılma sahnesiyle hatırlar eskiler. Tabii Galatasaray'da, Trabzonspor'da başarıyla uzun yıllar oynadı. Forma 7 hocam, hoş geldin. Hoş bulduk Atakan. Nasılsın hocam, iyi misin? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Hocam dilersen bir geçmişe gidelim. Bir Trabzonspor forması giydiğin dönemde. Evet. Dilersen bir Likens anısıyla başlayalım. Teknik direktör Likens Trabzonspor'da. Evet. Ya tabii çok uzun seneler oldu. Uzun zamanda işte her ligde oynadık. İkinci ligde, Süper Lig dediğimiz birinci ligde. Acısıyla tatlısıyla böyle bir zamanlar geçirdik. Trabzonspor'da güzel günlerimiz geçti. Hakikaten başarılı günler geçti. Hocamız da Likens'ti. Brahms bırakmıştı. Likens devam etti. Çok da sempatik bir insan. Sinirlendiği zaman, istediği olmadığı zaman bizim anlamadığımız dilde böyle kulağa da bir hoş gelen bir küfürü vardı. Ondan sonra onu söylerdi. Bir Julianis yani gazetecilere çok takıktı. Gazetecilere ne deniyor? Journalist. Journalist. Journalistlere çok takıktı. Bir de işte bu olmadığı zaman özellikle Lemi'ye çok küfür ederdi. God for Dom ederdi. Ama sonra öğrendik ki yani Allah kahretsin seni gibilerinden. Başbakan Lemi'ye. Lemi'ye. Lemi çok Özkan Hoca'dan çok çekti. Bir de Likens'ten de çok çekti. Ama insan olarak iyi bir insandı. Futbol bilgisi de yüksek bir teknik adamdı. Daha sonra bizden sonra Standard Liège'i falan çalıştırdı. Belçika milli takımında bir dönem görev aldı. Öyle bir süreç geçti Trabzon'da yani. Özkan Sümer. Özkan Hoca. Ben tabii çalışamadım Allah rahmet Özkan eylesin. Hoca'yı ama yani onun Özkan Hoca'nın doğallığı ve yapmış olduğu futbol içerisindeki konuşmaları yani bugün bir skeçlere dönüşse herhalde büyük tiyatrolarda falan oynanacak derecede. Tabii siz Trabzon'dayken Özkan Sümer'in anılarını, hikayelerini, anlattıklarını, yani şöyle esprilerini hep anlatıyorlar. Bobby Aslan, İskender abi, belki işte Şenol Hoca, Şenol abi. Yani bizden önceki Trabzon, Turgay abiler, Serdar abiler döneminden ta Lemi dönemine kadar 2-3 jenerasyon Özkan Hoca hep anlatılıyor. Değil mi? Demek ki hem çok kaliteli bir insan hem konuştukları da insanların dillerinde pelesenk olmuşsa demek ki sevimli bir insan. Hakikaten de yaptıklarıyla yaşantısı acayip bir insandı. Anlatıyorlar. Ben de Özkan Hoca dışarıda görme şansım çok oldu Trabzon'da. Şöyle kıyafetine çok önem verirdi. Aksesuarlarına çok önem verirdi. Sigara kullandığı dönemlerde işte Dupont çakma, gözlüğü, ufak işte bu el çantası o zaman meşhurdu falan. Arabası, kıyafetleri, kaza, her şeyi çok önemli. Ondan bir tane daha birinin kullanmasına tahammülü yoktu. Yani birinde görsün hemen onu bırakırdı. Öyle. Mesela futbolcu da görse? Tabii tabii hemen bırakırdı. Ha, geçmiş olsun. Tabii öyle kadro bir huyu vardı. Ya, yok, kadro dışı değil. O malzemeyi bir daha kullanmazdı. Kullandırtmazdı. Kullandırtmazdı. Ya da kendi kullanmazdı. Aynen öyle. Öyle bir titizliği vardı. Hatta bir anısı var. Maçka tarafında akan bir dere kenarında bir çiftlik evi varmış Özkan Hoca'nın. Tenise merak sarmış. İşte bir duvar yaptırmış. Bir de file yaptırmış. Boyuna oynuyormuş orada. Bir de
Ördekleri varmış Özkan Hoca'nın. İşte Maçka Deresi'ne girip çıkan. Ördek yumurtalarını tavuğun altına koymuş. Tabii günü gelmiş, tavuk civcivler çıkmış. Ördek olduğu için suya koşuyormuş. Tavuk da bunların peşinde böyle kabarıyormuş, nereye deliriyormuş. Hocam demişler ya, tavuk kafayı yedi. Eh demiş, deney yaptım, deney tuttu demiş. Özkan Hoca'nın hikayeleri bitmez. Bir gün yine kaleci Alper var, bilirsin, milli takımlarda da çalıştı. Evet. Çok iyi bir insandır. Çok temiz. Hollanda'da yetişmiş, büyümüş. Şut idmanı var. Her gelen futbolcu vuruyor, kalede Alper gol oluyor. Özkan Hoca çıldırıyor. Eh diyor, Alper çık dışarı diyor. Malzemeci diyor ki, bana diyor bir tane tahta getirin diyor. Tahtayı tam diyor kalenin ortasına koyuyor. Sıra Lemi'ye geliyor. Lemi de bir vuruyor tahtaya. Alper! Yani Lemi'nin Özkan Hoca'yla birçok hikayesi var değil mi? Çok çok. Bir gün bütün 3 oyuncu değiştirme hakkını kullanıyor. Evet. Dakika 80 falan. Lemi Hoca da sürekli topları kaptırıyor. Alıyor, rakibe veriyor, rakibe veriyor. Böyle yapıyor. Allah'ım diyor. Ben diyor onu oyundan alamıyorum. Sen al onu diyor. Bir günde sürekli top kaybetmiş vesaire. Ertesi idmana gelmiş. Demiş ki arkadaşlar demiş. Sizi demiş dünyanın en büyük silbazıyla tanıştıracağım demiş. Topu almış getirmiş. Lemi al demiş. Bunu da kaybet demiş. Bir günde yine cezaları okuyormuş maçtan sonra. Antrenmana başlamadan haftaya. İşte şu şu kadar ceza, bu kadar yanlış yaptı. Lemi demiş, sen de demiş 250 lira ceza. Hocam ne yaptım ben demiş, gol attım demiş. Al golünü de çık demiş. Yine galibiz demiş. Bir de Bülent Yavuz'la bir hikaye vardı hocam. Evet. Bir gün yine Özkan Hoca yine oyuncu değişikliği olmuş. Lemi hiç söz dinlemiyor. Top kaybı, top kaybı, top kaybı. Bülent Hoca'ya gitmiş, demiş ki Özkan Hoca, hocam demiş ben alamıyorum, sen dışarı at bunu demiş. Kurtar beni bundan demiş. Ünal Karaman hocam. Beraber evet. Oynadınız. Müthiş kişilik, müthiş bir insan. Hakikaten yani bir takımda lider vasıflı oyuncu anlamında tam bir isim Ünal. Hem futbolculuğu hem karakterli. Şu anda şu dönemde öyle bir oyuncu profili olsa herhalde rakamlar yetmez diye düşünüyorum. Bir tesiste bir anınız var herhalde kazlarla alakalı. Evet, Ünal meşhur biliyorsun avcılık merakı ve tüfeklere, silahlara. Tesiste kalıyoruz bir kış günü. Sabah 6 böyle, daha hava aydınlanmamış, yeni yeni aydınlanıyor. Kapım çalındı işte Ünal. Geldi, kazlar geliyor dedi. Ondan sonra kaz vuracağız dedi. Tam kaz zamanı falan. Ondan sonra iyi tamam dedik. Yüzümüzü yıkadık. Bana da bir tüfek verdi. O da aldık, çıktık. İşte kazları bekliyoruz. Kazlar iniyor. O ara işte hafif kayalıklar var tam deniz kenarında. Ondan sonra Ünal ayağını burktu. Araya girdi. Bilek araya döndü. Girdi, bilek döndü. Sabah 10'da da idman var. Hafta sonunda maç var. Ondan sonra aman dedi, kimseye dedi bir şey söylemeyelim dedi. Antrenmanda dedi burkmuşum gibi yapalım dedi. Ondan sonra tabii yani avda oldu desek tabii falan çok şey olur. Dolayısıyla öyle atlattı yani. 5-2 yaparken tabii, attı kendini yere. Sonra idmandan çıktı, ayak burkudu. Haftasını oynamadı. Buz bağladı yani. Sonra da oynamadı. Trabzon Kocaeli maçı hocam. Notumu yani, almışım. Çok enteresan. Hakikaten. Biz de zirveye oynuyoruz. Avniaker'de. İnan bana yani gol kaçırma rekoru. Hami 6 pastan üst fileyi deleceğim diye dışarı. İnanılmaz goller kaçıyor yani. Bir kere gelip de bir kere gol yapan takımı o zaman gördüm işte. Bu Güvenç Hoca çalıştırıyor takımı. Saffetli, Kuzmanovskili, Ergunlu. Mert Meriçli, Ergunlu.
Ömer Oviç kaleci. Ondan sonra 1-0 geriye düştük. Ha şimdi atarız, ha atarız, ha atarız falan ama maç altı pasta yani ceza sahasında geçiyor. 1-0 kaybettik. Tabii tribünler şok. Protestolar geliyor. Biliyorsun Trabzon seyircisi çok böyle canhıraç. Bir de sizin zamanınız, sizin zamanınızda daha da zordu hocam. Şu anda şimdikiler şanslı. Tabii tabii. Çok yani, zordu. Çok şey... hakikaten zordu. Neyse. Biz tabii stadın boşalmasını bekliyoruz. İçeride çok üzgünüz. Biz de şaşkınız nasıl oldu böyle falan filan. Dediler ki ya otobüste gitmek tesise çok riskli. Bir araç geliyor. Ondan sonra onun içine de bir sıkışırız gideriz. Avniaker'den de indiğin zaman Fatih Mahallesi Faroz. Evet. Faroz'u geçtin mi tehlike bitiyor zaten. Tabii. Ondan sonra hadi dediler araba geldi. Bir geldik ki böyle arkası tente teneke. Ekmek Trabzon ekmeği yazıyor işte. Var ya Vakfı Kebir ekmekleri. Evet. Ekmek arabasındayız yani. Bindik. Bütün sonra takım içine girdiniz. Girdik. En az 16-17 kişiyiz yani. Ondan sonra sessizlik var. İniyoruz işte. Tabii Trabzon küçük yer. Çabuk hemen şey gitti. Haber gitti. Haber duyuldu. Gitti. Duyuldu. Allah'ım. Bütün Trabzon biliyor o şey kamyon içinde olduğunuzu. Evet. Ya bir taşlar geliyor. Yani o hani bomba patlar ya böyle ses. Bir yankılanması var içeride. Yani bu yolculuk bitmeyecek. Kulaklarımızı kapattık. Herkes korkuyor değil mi? Herkes korkuyor. Durmuyor ama. Bam, gül, yabancı bam. Var mı takımda? Var işte. Çizio vardı. Victor vardı kaleci. Onlar acayip şok tabii. Onlar tabii. Titriyorlar değil mi? Aynen. Onların da gerçi ikinci senesi artık yani. Onlar da alıştılar. Camiayı biliyorlar. Ama o yolculuk var ya. 5 dakikalık yolculuk 5 sene gibi geldi yani. Nasıl o ses yankı yapıyor biliyor musun? Neyse. Tesise geldik, attık kendimizi tesise. Abi baktım tesisin orada da hemen tesisle giriş arasındaki mesafe biraz 600-700 metre var yani uzunluğu. Bir grup orada. Ondan sonra hatta böyle tüfekler müfekler de var yani ellerinde. Neyse tesise geldik, arada jandarma var. Tesise girdik, herkesin morali bozuk falan filan. Ondan sonra öyle atlattık yani. Öyle başımızdan bir olay geçti. Bir silah mı çektiler? Ya tabii seyircilerde av tüfekleri vardı işte. Böyle havaya ateş ediyorlar falan filan. Öyle yani gerekirse Ünal'da da vardı. Ama o da mı havaya ateş ediyor? Olmaz yani o şartlarda. Galatasaray Kocaeli. Sonra Galatasaray'a gittin hocam. Evet. Bir Galatasaray'da bir Galatasaray Kocaeli anısı var. Burada notumu almışım. Ya Kocaeli de o sene çok iyi gidiyordu. Yine iyi bir takımdı. Ali Samiyen de biz de Şampiyonlar Ligi'nden dönmüştük bir maçtan. Kocaeli lider. Maç Ali Samiyen'de başladık. Yani müthiş oynadık. Tugay çok iyi oynuyordu. Oynadı yani. 60'ın dakika 3-0 oldu. Artık hani rahatlarsın ya, rolantiye geçersin falan filan. Bir anda 3-1 72. dakikada 3-3 oldu. 11 dakikada 3 gol yedik. Hayrettin tutamadık yine. Neyse. Ondan sonra ben yedektim. Falco yedekti. Bizim Falco Göz. İkimiz oyuna girdik. Ondan sonra hemen bir tane duran toptan kaleciden döndü Ömer Oviç'ten. Falco kafayla tamamladı. 4-3 yaptık. Ondan sonra 5-3 yaptık. Son dakikalar 83'lerde 5-4 oldu. Uzatmayla birlikte bir 7-8 dakikada bayağı bir cebelleştik. Ondan sonra liderliği devraldık. O sene şampiyon olduk. O sene şampiyon olduk. O bizim için önemli bir geri 3 puan. Holman değil mi? Holman. Holman'la beraber. Holman. Ahmet Akçan, Holman. Tabii tabii. Şampiyon oldu. Kubilaylı. Kubilaylı. Hayrettin. Kaleci Hayrettin. Çok müthiş bir insan ya. Vallahi billahi. Ya bu işini bu kadar seven bir insan hayatımda görmedim. Şöyle söyleyeyim sana. Yani
futbolculuğunu bırak, futbolculuktan sonra 45-50 yaşlarında halı sahada oynarken oynayacak, ona bile hazırlık yapıp televizyon seyretmeyin, radyasyon verir diye televizyon seyretmeyip halı sahaya hazırlık yapan bir anlayış, bir profesyonel. Diyormuş ki evdekilere, benim maçım var, televizyonu kapatın, radyasyon veriyor bana. Ya inanılmaz diye. Ya. Şimdi Hayrettin çok hakikaten kendine has münhasır bir insan. Tabii tutumlu yani. Evet. Biraz çok seviyor. Tabii ben tutumlu. Hatırlıyorum, ben 2007 ya da 2008'de röportaj yaptım. Bir arabası vardı. Hı. Halen Galatasaray'da oynadığı arabayı kullanıyordu. Bak kaç sene olmuş. Evet. Yani 20 senelik arabası vardı altında. Hayrettin, şimdi kulakları çınlasın. Bizim Vahit abimiz vardı. Galatasaray Flora tesislerinde çay ocağı. Bizim işte tos yapardı, çayımızı getirirdi falan. Çok emektar. Ondan Allah razı olsun. Çok iyi bir insandır. Ondan sonra sabahları giderdik maçtan sonra. Hayrettin Vahit'i kafasını ütülerdi. Adam çay götürecek, çay getirecek. Vahit derdi. Hayrettin konuşurken birinin elini mutlaka tutar böyle sarsar. Vahit derdi. Vallahi çarptı ya. Ama hepsi gol değil mi? Hepsi gol. Abi parmaktan sekiyor ama değil mi? Bugün de Vahit dedi ki artık çıkar dedi de ben de rahatlayayım. Sen de rahatla dedi. Yani muazzam. Bir de ya, Monaco hikayesi var herhalde. Ya Monaco hikayesi. Monaco'ya gittik, müthiş bir atmosfer. Stat ilk defa görüyoruz. İki katlı, ikinci katta oynayacağız stadı. Alt tarafı alışveriş merkezi. İşte dünyaca ünlü bir akvaryum. Üst tarafta, ikinci katta stat. İkinci Louis stadı. Ondan sonra tabii o zaman Türkiye'de böyle tesis, böyle şeyler yok. Biz de inşallah diyoruz Türkiye'de de böyle olur. Neyse, geldik maça, kadroya baktık. Şimdi tanımadığımız isimler de var, tanıdığımız isimler de var. Mesela Klinsmann'ı tanıyoruz. Tanımadığınız kim? Tanımadığımız Henry diye bir çocuk var. Thierry Henry diyorlar. Sol tarafta. Evet. Sağ kaç tarafta. Hangi? 18. Sağ tarafta kim var? Trezeguet. Evet, Trezeguet'de bir oyuncu var. O da 18. O da 18 yaşında. Bunlar ufak yani. Orta sahada kim var? Jorkaeff var. Jorkaeff, onu tanıyorsun. Onu tanıyoruz yani böyle şey. Santrafor Klinsmann. Ya ön dörtlüye bak ya. Trezeguet, Klinsmann, Harred, Jorkaeff. Ben de sol tarafta oynuyorum. Ha yani, Trezeguet karşında Trezeguet oynuyor ama bunlar değişiyor. Harred'e değişiyorlar, hatırlamıyorlar. Böyle değişiyorlar. İki ayaklarını da çok iyi kullanıyor. İçeri dışarı, içeri dışarı gidiyorlar ya. Hocam o gece uyuyabildin mi sen? Yok vallahi, ben yani grip oldum zaten. Nezle oldum rüzgardan. Ondan sonra. Ben ilk defa hayatımda bir santroforun böyle bir yükselmesini gördüm. Yani Hayrettin'in şu omuzu var ya, ayaklarını burada gördüm. Kim yükseldi? Klinsmann. Burada gördüm ya. Ya böyle bir şey olmaz. Yani, üstünden mi vurdu hocam? Ya adamın bir sıçrama tekniği var yani. Bir Ronaldo gibi sıçrıyor. Acayip sıçrıyor. Felaketti. Ondan sonra tabii çabuk üçlük olduk. Çabuk çabuk. 3-0 bitti. Çabuk. Ondan sonra. Teknik direktör? Kornerler gol oluyordu. Düşün yani. Tabii. Teknik direktör Arsene Wenger'di. Zaten o Monaco kadrosunda hem antrenörü, teknik direktörü hem 6-7 tane futbolcu dünya futboluna damgasını vurdu. Doğru. Özellikle Avrupa futboluna damgasını vurdu. Düşün hocam, o Trezeguet, Henry, Diorkaeff falan sonra gittiler Fransa'ya bir takım yapması ve Avrupa şampiyonu oldular. Aynen. Arsene Wenger Arsenal'de en şaşalı dönemini yaşadı. Evet. Yine bir Manchester United'la biz hani Şampiyonlar Ligi'nin yeni düzeni vardı ya, evet, kurulması. Siz elediniz, sonra Şampiyonlar Ligi'nin düzeni değişti. Direkt almaya başladılar. Evet. Şimdi Galatasaray'la ilk defa biz böyle bir grup, yani Şampiyonlar Ligi gruplara kalıyoruz. Daha önce hep eleme oynanıyordu. Şampiyon Kulüpler Kupası'ydı eski, evet, adı. Şimdi Şampiyonlar Ligi. Neyse, Manchester'a gittik. Tabii Manchester acayip bir kadro. Düşün, Beckham yedek. Ya da yeni oynuyor. Ondan sonra bir sürü isimler var.
Otobüsle stada giriyoruz. Önünde böyle büyük atlı polisler yolu açıyor bize yani. Old Trafford'da. Bir tane çocuk gördüm böyle otobüste oturuyorum ben cam kenarında. Elinde böyle bir çanta. Zayıf bir çocuk. Yürüyor. Bizim otobüs de yavaş gittiği için hani o da yürüyor. Hiç birbirimiz yani şeyi kaybetmedik. Aynı hizada gidiyoruz. Ya diyorum bu çocuğu ben bir yerden tanıyorum. Hani maç analizleri bir de gazete, maste işte Manchester'da kimin oynayacağıyla ilgili analiz yaparken oradan anımsadım yani. Baktım. Ya dedim bu Giggs. Yani Gallerli futbolcu. Evet, Ryan Giggs. Manchester'da oynuyor. Allah Allah, adam diyorum kampı yok mu bunun ya? Bu tek başına ne yapıyor seyircinin içinde? İnsanların içinden geliyor. Sonra stada girdik işte. Sahaya mahaya bakıyoruz falan. Konuştuk. Meğerse İngiltere'de ya da bilmiyorum Manchester kulübünde kamp diye bir şey yokmuş. Herkes sorumluluğunu bilir. Kendi eşyasını da kendi taşır. Malzemeci diye böyle bir olay da yok. Maç günü stada geliyor maçtan işte 2 saat önce. Geliyor işini yapıyor. Ondan sonra gidiyor. Mesaisi başlıyor. Mesaisi işe gider başlıyor. Gibi geliyor evet. Maça. Oynuyor gidiyor. Evet. Tabii orada oyuncular hocam kendilerine bakıyorlar. Ne zaman ne yapacaklarını biliyorlar. Ona tabii göre yaşıyorlar, İşin besleniyorlar. İşin realitesi orada farklı. Suistimal yok tabii. Evet. Yok. Bir de öyle görmüşler. Altyapıları ve temelleri sağlam hocam. Çok çok. Bizim çok. Maalesef öyle değil. Evet. Feldkamp hocam. Evet. Karnas Feldkamp. Müthiş dominant bir insandı. Bence özellikle Galatasaray için Alman ekolünün Galatasaray kulübüyle çok birbirini tamamladığını düşünen bir insanım. Tabii ki yerli hocadan yana bir şeyim var. Kendi insanımız olsun. Kendini yetiştirsin. Bilgi, birikim, tecrübe. Avrupalı'dan hiçbir eksik yanımız yok. Ama bizim Galatasaray'ın Alman dokusunun birbirine çok uyuştuğunu bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kalli Derbal'le başlayan o süreç Kalli ile çok verim alındı. Tabiri caizse gençlere çok önem veren, isme takılmayan, sahada mücadele eden, koşan birçok ismi kazandırdı. Galatasaray'a yeni bir ivme kazandırdı. Holman'la başlayan o süreç şampiyonluk getirdi. Kalli benim için benim futbolumu iz bırakmış bir teknik adamlardan bir tanesi. Kısa bir süre çalıştım. Hastalığından dolayı Holman'a devretti. Holman'la devam ettik. O sene sonunda şampiyon olduk. Bence bir futbolcunun teknik adamına inanmışlığı ve devamlılığı her zaman başarı getirir. Bülent Korkmaz hocam. Bülent müthiş. Çok dominant bir yapısı olan, agresif, saha içerisinde kimseyi tanımaz. Kazanma duygusu çok yüksek olan bir oyuncu. Karakterli bir oyuncu. Saha dışında da bir o kadar da bu saydığımız övgülerin de aynısını insan olarak sayabiliriz. Çok beyefendi. Kendine mahsur. Kendine iyi bakan. Çok çok bence tam bir profesyonel bir oyuncu. Sen de iyi bakar mıydın hocam kendine? Ya ben bakardım ama bizim tabii biraz sosyal çevremiz iyi değildi. Yani baktığımız zaman çok işte arkadaşlarımıza çok inanırız. Onlar işte bize darılmasın, kırılmasın diye kendimizi feda ettiğimiz zamanlar oldu. Aldılar götürdüler seni. Tabii. Birçok kişiye saflığımız, o temiz duygularımızı benim mesleki hayatıma da çok etkisi oldu kötü yönde. Kötü yönde. Yani o yüzden böyle çok böyle profesyonel yaşayamadın. Yaşayamadık tabii. Yani ne bileyim daha böyle hani şimdiki şartlar olsa yanıma 5 metre yanıma insan sokmaz. Kuş tüylerinde kuş sütüyle beslerdim kendimi yani. Suat Kaya. Suat. Enteresan. Özünde iyi bir insan ama bir anda futbol oynarken 50 tane şey düşünen bir adam. IQ'su yüksek, taklit
ve kopya yeteneği çok yüksek bir insan. Onun da futbolda dönüm noktası bir anda kadroda istenmiyorken olağanüstü bir performans sergileyerek iradesinin üstünde ben bu işi başaracağım, burada kalacağım, bu takımda oynayacağım deyip bir kamp döneminde formayı alışına şahit oldum. İyi bir insan. Kubilay Türk Yılmaz hocam. Kubilay çok enteresan bir çocuk. Tam bir müthiş sol ayağı vardı. İnanılmaz yakışıklı, manken çok, gibi. Çok acı bir kuvveti olan bir oyuncuydu. Yani sol ayaklı olup işte zaman zaman bunu Hulk diye bir oyuncu var görüyoruz. İngiltere'de sol ayaklı işte oyuncuları görüyoruz. Şimdi Haaland var. Evet. O, Kubilay da hakikaten çok böyle kas yapısı, vücut yapısı tam böyle İtalyan film artistlerine benzerdi. Ondan sonra çok onda da biraz Kubilay'da algılama şeyi çok eksikti. Bir anda algılayamıyordu. O İtalyanca, Almanca, İsviçre'deki kantonlardan ve evet. Türkiye'deki Türkçesi de yeterli değildi fazla. Ama espri yapmayı, böyle dalga geçmeyi öğrenmişti. Bir gün Sunus gelmişti. İskoç biliyorsun Sunus, İngiliz. Onlar da çok böyle ciddi olurlar. Sunus da sinirli, maç kazanıyoruz. Bir derbi maçı kaybettik. Toplantı yaptı. Benim dedi söylediklerimi işte yapmıyorsunuz falan filan. Kubilay'a çıktı. Sen dedi kendini ne zannediyorsun dedi. Ondan sonra Kubilay öyle ayak ayak üstüne atmıştı Kubilay. Toplantı odasının en önde oturuyor. Sunus da öyle. Sen dedi kendini ne zannediyorsun dedi. Ondan sonra falan. Bir anda hani biz de yabancı teknik adama saygı duyuyoruz. Tamam. Hani onlardan beklemediğimiz sokak jargonu ya da bizim mahallede gördüğümüz şeyleri orada görünce şok oldum ben. Ortam gerildi. Ortam gerildi. Şimdi Sunus dedi ki gel dedi teke tek dedi kavga edeceğiz dedi. İn aşağı dedi. Ha dışarı kavgaya çağırıyor. Kavgaya çağırıyor. Orada da tam şok oldum ben. Allah Allah buna kafayı yemiş dedim ya. Çok iyi. Sonra, neyse. Yumruk yumruğa kavga edecekler. Tabii tabii. O ona hakaret ediyor, o ona hakaret ediyor. Neyse araya girdik ya yapmayın etmeyin falan filan işte. Bir grup Sunus'u sakinleştirdi. O da sakız hastasıydı. Kalp krizi geçirmişti futbolcudan sonra. Ondan sonra böyle dilaltı gibi hemen sakız çıkarıp atıyordu falan. Sinir yatışsın diye. Kubilay'ı çektik. Kubilay dedi ben dedi bununla çalışmam dedi. Onunla antrenmana çıkmıyorum falan filan. Ya etme eyleme falan sonra filan. Sonra çıktıydı bana. Ya çıktıydı. Maçta oynadı mı? Oynadı. Yani şey yumuk yumuğa kavga edecekler. Birine bağırdı üstlerine yürüdüler. Böyle burun buruna geldiler ya. İn diyor aşağı diyor. Ya ona rağmen hoca orada kalmadı oynattı Kubilay'ı. Aynen öyle. Enteresan. Yani bu da profesyonel yani tabii. İşine olan Üçez saygısı. Üçez böyle mesela. Evet. Üçez mesela Ahmet Dursun'dan saldırdı. Hı hı. Kavga ediyorlardı falan. Üç gün sonra oynattı maçta. Evet. Hikmet Karaman hocam. Hikmet hoca ya. Renkli bir kişilik. Müthiş. Hikmet hoca. Kocaeli'nden Zafting geldi bize teknik adam. İşte oradan rahmetli Sedat da geldi. Saffet. Kuzmanovski geldi. Bir kadroda değişim oldu. Tam şeylerin gittiği işte Alman ekolünün gittiği Stumpf'ların, Falko'ların gittiği dönemde kadroda değişiklik oldu. Bir kampa gittik geldik. Bizim Yusuf abi de futbolun sonlarında o zaman. Rambo Yusuf. Ondan sonra. Şimdi Hikmet Hoca da antrenörün ilk daha yardımcı İlk daha zamanları biraz işi ciddiyetini şey yapıyor bir de Galatasaray Kulübü. İşte koşuyoruz. Stretchinglerde, hareketlerde Hikmet Hoca devamlı Almanca konuşuyor. Yani Almanca söylüyor. Vayta vayta, şinel bilmem. Neyse Yusuf abi de biliyorsun yani böyle şeydir. Yani, falan hareketleri hani tam yapmıyor gibi falan. Yusuf dedi, Vayta dedi ya, Şinel dedi. Ne Şineli dedi ya, senin Şineline de dedi, şimdi sana da dedi.
Yani böyle bir hadiseleri var. Sonra, az daha, sonra bir cümle daha söylüyor. Bir cümle daha söylüyor da onu söylüyor. Onu. Onların arasında geçmiş. Onların arasında. Eskiden. Hikmet Hoca fotoğraf çektirmiş değil mi? Evet. Fotoğraf evet. çektirmiş. Şey mi diyor Rambo Yusuf? Benle eskiden fotoğraf çektiriyordun şimdi bana şener şener diyorsun. Aynen aynen. Okan Buruk hocam. Ya Okan. Yani Trabzonspor'da oynarken enteresan bir pozisyon. Okan Buruk'un ayağı kırıldı. Evet. Sert girdin. Sarı kart evet. yedin herhalde. Ama kırmızı kartlık bir pozisyon. Erman evet. Toğlu biraz ez geçmiş. Ayakta düşüyor Okan Buruk'un. Evet. Ve inanılmaz bir olay. Nasıl anlatırsın hocam? Ya bu olay yani... Pişman oldun mu? O gece uyuyabildin mi? Yani neler yaşadın? Şöyle yani o maçın içerisinde her futbolcu maça çıktığı zaman konsantre olur. Yani orada bazı şeyler eğer gerçekleşmiyorsa yani şans ol. Bizimkisi de binde bir olacak bir şeylerden bir tanesi aslında. Ben o ana kadar da ondan sonra da hiç kimseyle yani böyle bir şey yaşamadık. Hiç sakatlık ne oldu, ne birini sakatladık ne oldu. Büyük bir talihsizlik, büyük bir şanssızlık yani. O pozisyonda işte böyle kaymaya başladım ben. Yerde ıslaktı zaten. Hani yerde kayarken top çıkacak. Top da arada tam da top geliyor. Yani Okan'ın ayağını sokmasıyla benim gelmem aynı ana denk geliyor. Böyle bir talihsizlik oldu. Tabii çok çok üzüldüm yani. Beni de çok etkiledi. Okan'ı da çok etkiledi o durum. Hakem Erman Toroğlu. Hakem Erman Hoca. Sarı kart mı? Sarı kart gördük. Yani o pozisyon. Erman Hoca'nın zaten hani yapısal olarak hani böyle zor kırmızı kart gösterir. Zor gösterir. O biraz daha böyle oyunun oynanması yönünde şeydi. Böyle bir talihsizlik oldu. Yani bir salise farkla ya da bir salisenin altındaki zamanla o oldu yani. Evet. Peki o sene sonu Galatasaray'a geldin hocam. Çok enteresan. Şunu herkes tabii bilmiyor. Ben zaten o maç oynanırken ben Galatasaray'la anlaşmış, prensipte anlaştım, söz verdim. Hatta o Şubat ayı, Mayıs ayında lig bitiyor. Haziran ayında ben Florya'dayım. Hatta şöyle bir hikayem var. Polat Otel'de kalıyorum. Haziran ayında. Temmuz'da imzalar atılıyor ya. 10 gün kalıyorum ben Polat Otel'de. Benim gibi 3-4 tane daha oyuncu var Galatasaray'a gelmiş. Hani eskiden oyuncu kaçırırlardı evet. falan filan. Orada Adnan abi bizi orada tuttu. Burada kalın dedi 10 gün. İmza 1 Temmuz'da imza atacaksınız dedi. Bülent Uygun da Galatasaray'ın transfer listesindeydi. O da bizle birlikte kalıyordu. Sonra anda vaz mı geçti Galatasaray Bülent Uygun? Bak bunu anlatayım sana, kimse bilmiyor. Bülent dedi ki bana 2-3 gün kaldık. Geldi de galeriye gidelim dedi. Biraz değişiklik olsun dedi. Ataköy Galeriye. Ataköy Yeşilköy. Evet. Ataköy Galeriye. Kaldığımız yer Yeşilköy. Amcamın oğlu geliyor dedi. Onunla birlikte dedi gidelim. Siyah bir Mercedes geldi. Bindik. Galeriye derken tak Boğaz Köprüsü'nün üstünde buldum kendimi. Ya dedim Bülent. Nereye gidiyoruz? Hani galeriye gidiyorduk. Ya dedi amcamın oğlum bir işi var dedi. Karşıda Kadıköy'de dedi. Tak geldik Fenerbahçe. Dere ağzına. Dere ağzı değil öbür kalam. Fenerbahçe şeyle kulüp binasına geldik. Kulüp binasına geldik. Yan tarafta da bizim Galatasaray'ın var biliyorsun. Evet. Yani kulüp binasına geldik. Kapıda gazeteciler. Şak 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 şak. Ya Bülent ne yapıyorsun sen kardeşim? Nedir bu? Gel ben dedi Fenerbahçe ile anlaştım dedi. İçeri girdik Cemil abi. Cemil abi oturuyor. O zaman Güven Sazak'tı başkan. Bilmiyorum. Senin hiçbir zaman haberin yok. Benim haberim yok. Neyse. Seni de kargo tulumuna kaldırıp oraya kadar getirir. Sana imza attıracak. Abi şey dedi ki bana ya, Cemil abi biz seni istiyoruz dedi oğlum dedi. Cemil abi dedim ben dedim. Ben söz verdim ben Galatasaray'dım dedim. Galatasaray'da oynayacağım dedim ya. Oğlum dedi kaç para veriyor Galatasaray? Bir fazlası dedi. Abi dedim bak para önemli değil, parası için değil. Git dedi şurada dedi işte şu
yeni yapılan bir yer var işte, dubleks daireni al, şuraya git, arabanı al, bankaya şu kadar. Yok dedim abi, Adnan abi, o zaman cep telefonu yok. Abi dedim, Adnan abi arar mısınız dedim. Arıyorum ama dedi, son kararını dedi. Çevirdi, o zaman çevirmeli telefon var. Tuttu böyle, bak dedi, son kez soruyorum dedi. Biz dedi zorla kimseyi almayız dedi. Ondan sonra, burası Fenerbahçe kulübü dedi. Olsun abi, ben dedim Galatasaray'da oynayacağım dedim, sözüm var dedim. Adnan abi aldı. Adnan abi beni istedi. Abi dedim, böyle böyle durum, ben geliyorum dedim. Mecidiyeköy'de misiniz dedim. Evet dedi, geliyorum dedim. Çıktım, taksi aradım, taksi buldum. Taksiyle tek başıma geliyorum. Boğaziçi Köprüsü'nün girişinde Murat Özer'i, o zaman Sabah Gazetesi'nde çalışıyor. Dedi, benim hayatım dedi buna bağlı dedi. Bu formayı giyersen benim hayatım kurtulacak dedi. Galatasaray forması. Evet. Benim işte müdürlerim dedi bunu istiyor dedi. Murat Özer, klasik gazeteci taktiği. Evet. O Boğaz Köprüsü'nün girişinde arabayı, taksiyi durdurduk. Ben Galatasaray forması giydim. Murat Özer'e benim resimlerimi çekti. Mecidiyeköy'e geldim. Adnan abiye hiçbir şey sormadan imza attım. Peki neydi Adnan Polat o davranışından ötürü? Oğlum en doğrusunu yaptın dedi. Seni tebrik ederim dedi. Bizim için sen önemliydin dedi. Vallahi enteresan. Yani. Bülent Uygun'a bak, sen nasıl almış kaçırmış. Bülent de Fenerbahçe'ye gitti, asker selamını çaktı. Enteresan. Hocam peki Okan Buruk'la sonra Galatasaray'da neler yaşadınız? Ayağı kırıldı, sonra geri döndü. Okan'la tabii o bizden gençti. Ondan sonra oradaki tabii birlikteliğimiz devam etti. Sezon açılışı oldu. Sezon açılışında beraber seyirciyi selamladık. Ondan sonra Okan'ın zaten iyileşme süreci, tedavileri iyi gitti, başladı. Daha sonra işte beraber kadroya girdi, oynadı. Ondan ama çok hiç unutmuyorum, süreçte oyun karakteri değişmişti. Ayağı kırılmadan önce çabuk, süratli, sürekli çalım atan, işte biraz şahsi oynayan bir oyuncuyken ama çok yetenekliydi. Ayağı kırıldıktan sonra futbol dönüşte biraz geç oldu. 2-2,5 sene sonra, 3 sene sonra daha başka bir Okan Buruk izledik. Daha çok koşan, basit oynayan, ayağı oynayan, tamamıyla futbol iklimi değişti. Futbol karakteri değişti. Katılır mısın? Yani o, bilmiyorum, zaten çok çabuktu, zekiydi. Okan oynadığı dönemlerde de hem orta saha hem kanat oynadığı dönemlerde çok enteresan yerlere koşu yapan bir oyuncu. Onları mesela İtalya'da bir Inter'de bir dönem çok iyi yaptı. Sonra Beşiktaş'ta faydalı oldu. Beşiktaş'a geldi. Galatasaray'da da. Yani şöyle tabii ki zaman geçtikçe oyuncuların stilleri de değişebiliyor. Evet. Futbol bilgisi değişebiliyor. Şutunf ve Falco. Falco Göz. Şutunf ilk Türkiye'ye geldiğinde herkes çok farklı şeyler yaptılar. Konuşmalar yaptılar hani bundan olur mu diye. Ben hayatımda böyle kendine bakan profesyonel bir oyuncu görmedim. Bak abartmıyorum. 20 günde bir atroskopi oluyordu, yani menisküs ameliyatı, maça çıkıyordu. Yani bana diyordu ki, şimdi geldim diyordu, atroskopi oldum diyordu, düz koşu yapıyordu. Ondan sonra Cybex'e giriyordu. 3 gün sonra maça çıkıyordu. Böyle bir oyuncuydu. Falco daha doğu bloku, doğu Alman kökenli. O biraz daha böyle şey. Tabii hani bunların, Almanların meşhurdur biliyorsun Alman usulü. Bir gün Kuşadası'nda kamptayız. Devre arası. İşte Falco, Stumpf, Erdal da var o zaman. Bazen Falco'yu alıyorum. O birayla patates çok seviyor. Sosis, mosis falan. Onları yiyoruz. Her gün sen ödüyorsun. Ben ödüyorum. Önemli değil. İşte İstanbul'da yine bir et lokantasına gidiyoruz. Sen ödüyorsun. Onlar da hep teşekkür ediyorlar yani.
Bir gün bandaj mı istedim ben? Valla tight mı böyle bir... Yani bir şey lazımdı Almanya'dan gelirken. Dedim ki şunu alır mısın dedim falan. Aldı. Geldi bu. Dedim getirdin mi? Getirdim dedi. 19.30 fenik dedi alayım dedi. 19 mark 30 fenik. Fenik. Sent. Böyle yani. Baktım. Ya biz olsak hayatta tabii. İstemeyiz. Ya. Olur mu baba canı ya sağ olsun. Şeyi istiyor ya. Küsuratı istiyor evet, yani. Evet abi işte Alman usulü abi. Ya çok enteresan yani. Senin öyle. Bir de askerlik anılarım var hocam. Şifomet, Saffet Sancaklı. Onu da dinleyelim. Evet. Askerliği işte bir dönem Ordu Milli Takım çatısı altında bayağı bildiğin Süper Lig'deki A Milli Takım gibi düzeyinde bütün isimler Ordu Milli Takım'daydık. Yurt dışında bayağı turnuvalar falan oynadık ondan sonra. O zaman da Türk Hava Yolları grevde. Hafta sonu maçlarımıza geliyoruz İstanbul'a işte. Hafta başında tekrar Ankara'ya dönmek zorundayız belli bir saatte. Bir arabayla gidiyoruz. Bizim Trabzonlu sol bek Şehmuz vardı Malatyalı. Şehmuz da bizde. Ondan sonra o da asker. Şifo, Saffet Sancaklı, ben. İşte bazen Zeki katılıyor. Bazen birkaç tane daha böyle arkadaşlar var. Ondan sonra. Öyle çok renkli anılarımız var yani Ankara'da komutanları ya da işte nöbetçi subayları şeye getirip geceleri çıktığımız şeyde. Bir de şeye giderken herhalde bir anınız var değil mi Saffet Sancaklı'yla? Evet bir trafik polisiyle Saffet'in çok enteresan diyaloğu var. Ondan sonra hep işte nerelisin ne yapıyorsun gibi muhabbette trafik polisi durdurdu. Şeymuz indi dedi ki abi dedi bu dedi. Milli takım dedi, Ordu Milli Takım dedi, biz dedi, hepimiz dedi milli futbolcuyuz dedi. Trafikçinin de yani umurunda değil. Belki de tanımıyor. Şifomet var, Saffet Sancaklı var, sen varsın, Şehmuz var. Saffet de arkada ayaklarını uzatmış. Beni diyor oraya getirtmeyin diyor. Gelmeyeyim oraya diyor. Gelirsem diyor yerlerinizi değiştirin öyle söyleyin diyor. Yarın bir harita var bende o haritayı veririm onlara diyor. Trafik polisler ne diyor? Tayinlerini çıkartın. Saffet. Tabii Şehmuz inandıramıyor. Saffet kalkıyor. Gidiyor trafikçilerin yanına, arabanın yanına. Siz diyor benim kim olduğumu biliyor musunuz diyor. Bilmiyoruz ama diyor sen diyor şu makbuzu al diyor. Ondan sonra diyor tanıtırsın sen bize diyor. Cezayı yazıyor. Ondan sonra Saffet de yani diyor ki diyor bana bırakmadınız diyor. Önceden diyor söyleseydiniz diyor ceza yemez. Biz de aldık o makbuzu. Şeyde askeriye de girişi astık. Dedik Saffet'in sayesinde ceza yedik diye. Polis bir de orada şey mi dedi? Al sen makbuzu bana haritadan şeyi yaparsın dedi. Sonra gönderirsin tayinimi dedi. Tayinimi gönderirsin. O da makara yapmış. İlhancı Avcav. Evet. Allah rahmet eylesin. Yani müthiş bir adamdı. İsrafı hiç sevmezdi. Çok çok dikkatli bir insandı. Yani o kulüpten girişle çıkıştaki bütün parke taşlarını sayan, bilen bir adamdı. Her böyle kulübün taşında da emeği olan bir insan. Bir gün kulüp müdürü, tesis müdürü kapımı çaldı. Sabah 7. Uyuyorum tam uykunun en güzel zamanı. Ne oldu dedim. Koş hocam dedi, başkan dedi aşağıda dedi, aşçıyla dedi birbirine girdi dedi. Sesler de geliyor sabahın körü. Neyse hemen üstümü bir eşofman giydim, merdivenlerden indim, baktım başkan aşçıyla elinde o zaman hafif böyle fizik tedavi de görüyordu, bastonu vardı. Bastonu kaldırmış, sen diyor bu bir büyük teneke peyniri nereye götürdün diyor, bu teneke peynir biter mi diyor, söyle bana diyor. Ya başkan ne yapıyorsun dedim. Allah'ını seversen dedim ya. Bırak dedim ya. Bir teneke peynirin peynir. Hesabını soruyor. Evet. Aşçıya. Ondan sonra. Elektrikleri falan kapatıyormuş değil mi? Tabii. İsraf hiç sevmezdi. Çok dikkatli bir insandı. Öldüğünde hakikaten. Milyon dolarlar vardı değil mi? Vardı. Kasa, yani kulübün kasasında ciddi para vardı. Şu anda o milyon dolarlar bankada değil. O öyle, kadar borç var kulübün. Öyleymiş duydum. Çok üzüldüm.
Yani inanılmaz bir şey. Yani böyle bir miras diyelim artık ona. Böyle güzel bir kulüp. Ama tabii ki inşallah şimdiki başkan da onu en iyi şekilde kulübün eski günlerine getirir diye düşünüyorum. Şifo Met'te bir de sen Kahramanmaraş'ta oynadın değil mi hocam? Evet, Maraş'ta. Daha o zaman çok gençtik beraber. Şifo Met uçuyor mu o zaman? Çok mu iyi? Tabii tabii, çok iyi. O zaman şöyle, Mehmet orta saha oynuyor. O zaman 4-4-2 diye sistem vardı. O zaman sonra 90 Dünya Kupası'nda 3-5-2 sistemi geldi. 4-4-2'de Mehmet 10 numara gibi oynuyor. İkili forvetin arkasında. Ben de sol dışta oynuyorum. Mehmet o sene 26 gol attı. Penaltıları da Mehmet atıyordu. Ben 14 gol attım. 14 gol attım. Evet. İkimizi de o zaman Beşiktaş takip ediyordu. Beşiktaş kulübünün radarına girmiştik. Ondan sonra. O sene şampiyon olduk. Mehmet hakikaten oyun zekası yüksek bir oyuncu. Hem de beyefendi bir insan. Kaliteli bir insan. Yani o Mehmet'in, hani baksanız o günkü şartlarda şimdi olsa düşünür mü Beşiktaş, ama gelip orada o Mehmet'in potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu ve kendinin Türk futboluna ne kadar hizmet ettiğini de, Beşiktaş'a ne kadar faydalı olduğunu gösterdi. O Beşiktaş'a gitti. Sen o sene nereye gittin hocam? Ben o sene şöyle, aslında dönüm noktalarından bir tanesi, dedim ya Beşiktaş bizi izliyordu. Beşiktaş skuatı. Ben de Beşiktaş'a geliyordum. Beni o zaman mukaveler 2 yıllık. Şifonun bitmişti. Benim 1 yılım daha vardı. Biz şampiyon olduğumuz için Adnan Dinçer hoca geldi. Adnan Dinçer dedi ki, Soner'i ben bırakmıyorum. Ben Beşiktaş'a aslında transfer olacaktım. Yani öyle bir ciddi konu vardı. Adnan Dinçer beni bırakmadığı için ben 1 yıl daha kaldım Kahramanmaraş'ta. O sene de zaten en büyük özellikten bir tanesi toprak sahaydı, biliyorsun. Kahramanmaraş'ın sahası. Küme düştü takım, hem ekonomik zorluklardan dolayı hem de sahamızın toprak oluşundan falan. Ondan sonra ben Zeytinburnu Spor'a transfer oldum. Tekrar sıfırdan başa dönmeye çalıştım. Sonra Sarıyer. Sonra Sarıyer, Trabzon, sonra Galatasaray. Sonra Trabzon, Galatasaray. Bir yıl Antalya var benim kiralık. Öyle. Vay vay vay. Hocam peki teknik direktörlük, antrenörlük ya yapıyoruz. Ben 2000 yılında futbolu bıraktım. 2001 yılında. Yaklaşık işte 21-22 senedir futbolun içerisindeyim. Çok böyle hani sırf takım çalıştırmış olmak için, oraya buraya sürekli çalışmış olmak için öyle bir insan değilim. Ben gerçekten hedefi olan, çalışmaktan zevk duyacağım, bir şeyleri yarım bırakan bir insan değilim, sevmem. Süreklilik ve devamlılık olmasını isteyen bir insanım. Onun için de eğer çalışacağım yer benim bugünümü, şu anımı aratıyorsa, hem kendimi üzmek istemiyorum, hem de vaktimizi o şekilde harcamak istemiyorum. Görüştüğümüz takımlar var. Ama Türkiye'deki alt ligler, yani Süper Lig'in dışında biraz PTT Lig, ama öbür alt ligler hakikaten çok kötü. Yönetimsel bakımdan kötü. Zor şartlar altında oynuyor. Bakma sen, takımlar karşılaşıyor, kulüpleri federasyon seyahat için bir ödenek ayırmış. O gidiliyor, maçlar oynanıyor ama ne şartlarda oynandığı ya da oyuncuların nasıl sahaya çıktığıyla ilgili, bunların hepsi son derece üzücü şeyler. PTT Ligi'nde olursa çalışabiliriz. Ama Süper Lig tabii ki onun içinde belli bir PR'ınız olması lazım. Belli bir şeylerin olması, başkanların cesur kararlar vermesi lazım. Bu ülkede sen de biliyorsun maalesef kulüp başkanları hocalarını kendisi seçemiyor. Doğru, maalesef. Evet. Biz bunu Almanya'da, İngiltere'de, herhangi bir yerde ne siyasilerin ne belirleyici insanların açıp da kulüp başkanlarına bu hocayı alın dediğini hiç duymadım. Ama bizim ülkemizde maalesef oluyor bunlar.
Biz de bekleyeceğiz bakalım kısmet. Yolun açık olsun hocam. Çok, çok teşekkür ederim. Eline ayağına sağlık, sağ ağzına Atakan. Sağlık. Çok keyifli bir söyleşi oldu. Sana da bundan sonra yaşamında başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sana da kolay gelsin. Sevgili seyirciler, Soner Tolunguç'la gerçekten çok keyifli bir söyleşi yaptık. Gelecek hafta yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın efendim.